Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Koç burcuyla başlıyoruz Filiz'cim. Koç burcunun genel özellikleri iyi ve kötü lütfen anlatır mısın? Şimdi genel özellikleri güneşi koç olanlar için çok geçerli. Fiziksel özellikleri yükselen burcu koç olanlar için önemlidir. Yani bir insana baktığınız zaman tipinden, karakterinden tabii ki genetik çok önemli, aile çok önemli. Hani yaşanılan yer, coğrafya, insanlar bulundukları iklimin bile etkisini alıyorlar. Bakıyorsun mesela Türkiye'de yaşamış yıllarca anne baba çok esmer. Çocuk Almanya'da doğmuş veya ne bileyim Avrupa'nın başka bir yerinde. Ben bunu bir Almanya'da yaşayan ailede gördüm de hemen direkt Almanya dedim. Sarışın, mavi gözlü. Yani hani diyorsun ki anne baba herhangi bir şekilde bir şey yok. Çok gayet akıllı, geleneksel bir aile. Çocuklarını çok isteyerek doğurmuşlar falan. Ama çocuk mavi gözlü, sarışın. Ama uzun yıllar anne o 20 yıl orada yaşadığı için de belki de yenilen yemek, iklim onları etkileyebiliyor. Hani düşünmek lazım. Ama biz şimdi koşullara geçelim hemen hızlı bir şekilde. Ben de ne anlatıyor şekilde diye bakıyorum. Bak başladık yine orada ilk yeni programdan başladı didişmeye. Kadın boş konuşma, bize koçu anlat adam gibi. Özleyenler için bir kuple. Evet, şimdi koçlar Mars insanlarıdır, savaşçı insanlardır. Genelde böyle hiçbir şeyden korkmazlar. Ama biraz deli bir cesaretleri vardır. Bir şeye başladıkları zaman gözleri hiçbir şeyi görmez, çok hata yaparlar. Hatalarını da çok kabul etmezler. Olmadı boş ver deyip geçerler ve geriye bakmak istemezler. Şimdi bir insana geçmişinden, koça geçmişinden söz edemezsin. Boş ver, o çok geçti, geçmişte evet, kaldı. Önümüze doğru bakalım derler. Bunu söyledikleri zaman sizde bir koç özelliği vardır. Evet koçum, nereden bildiniz derler. Yani geçmişte hiç geçmiş hesapları yoktur. İkinci değillerdir. Hiçbir şeyi kafaya takmazlar. Hatta aşklarını bile unuturlar. Koç erkeği ve koç kadına. Hani bizim geçmişte şöyle bir anımız vardı derseniz, hangi anıydı? Biz sizinle birlikte miydik falan diyebilirler yani. Abartıyorum belki ama gerçekten öyleler. Çok ilginç insanlar. Fakat çok da sağlamdırlar. Onlara bir işi verdiğiniz zaman eğer sorumluluk dönemindeyseler ve gerçekten o işi severek yapmak istiyorlarsa bitirirler ve sana teslim ederler. Ama eğer o işe karşı bir ilgileri yoksa hallederiz, yaparız, hallederiz diye seni aylarca bekletebilirler. Öyle koçların kendi içinde bir handikapları vardır. Ama çok cesur insanlardır. Özellikle o sporlar var ya, hani dağcılık, eskrim veya işte tenis daha hafif bir, hani deli sporlar. Evet, diyorsun? Bungee jumping, bungee jumping gibi çılgınlıklar. Evet. Yani sonu travmatik bir şekilde bitecek sporları bile gözü kara kavu yaparlar. Onlar için hayat bir heyecan demektir ve biraz da flörtçüdürler tabii, biraz da demeyelim ama bayağı bir flörtçü yapıları vardır. Her güzele aşıktır onlar. Her yakışıklıya, her güzele ilgi duyarlar. Güzel insan sever koçlar. Güzel, yapılı, hoş insanlar. Gerçi boğalar da sever onu ama koçlar cazip olan her insana, güzel olan her insana sevgiyle bakarlar. Ama bunun altında biz hemen Türk milleti olarak cinsellik teması ararız ama öyle bir tema yok. Koçlar güzel, başarılı olan her insana hayrandılar. Ne güzel bir şey. Evet, koçlar çok hızlı yemek yerler. Çok hızlı, çok hızlı atıştırırlar. Hani o fast food olayları onlara göredir. Çünkü devamlı hareket halinde yemek yemeye zamanları yoktur. Ama keyifli bir sofraya oturdukları zaman da kalkmak bilmezler. İştahlıdırlar. Genelde etebur olurlar. Yani şimdi şey gibi olduk ama bitkiler alemi, hayvanlar alemi gibi bir şey oldu ama koç insanları etebur insanlardır. Eti severler. Ketçaplar, soslar, her şey onlar içindir.
iştahlı insanlardır. Ama nedense hiç kilo almazlar. Çok evet, dinamiktirler. Hep ince oluyorlar. Yani yerler yerler hiçbir şey almazlar. Koç arkadaşım da var. Bir de erkekleri biraz palavracı oluyor. O neden? Abartmayı seviyorlar yani. Ya biraz övgüye ihtiyaç duyuyorlar. O işte ilk burç, bebek burç, şımarık. Biraz ben koçları şımarık bulurum. Evet. Hani her şeyi kendileri elde etmek, herkes ona hizmet edecek gibi. Yani birazcık da biz kedileri çok seviyoruz ya. Kedilerin o özellikleri vardır ya, sahipleri ona hizmet etmek zorunda. Koça hep hizmet vermek zorundasınız. Ama sizin yerinize de mesela bir başkasının, arkadaşının yerine de sorumluluk alabilirler. Ama o işi çok sevmeleri gerekiyor. Çünkü bu sefer de onun başarısı kendi başarısıymış gibi hareket eder. Hani senin çok fazla böyle bir konun vardır. O konuyu çözmek istersin. O konudan çok hoşlanır koç. Dur ben o işi hallederim der. Gider halleder. Ben başardım der. Senin bütün yapacağı hizmeti senin kursağında bırakır. Çünkü artık o iş onundur. Böyle garip ki kimsenin elinden iş almak bencil istemez. Bencil. Evet. Benim 100 senenin koçu iyi bilirim. Bencilim deme şimdi. Bencilimdir. Yani bencillik şöyle bir şey. Şimdi önce can, sonra can, canan bencilliği. Bilmiyorum, teyzem derdi ona. Evet, çünkü ben iyiysem sen de iyi olursun. Ben şimdi senin karşına bir karış surat otursam sen ne kadar iyi olabilirsin. Onun için hep diyorum ki önce kendini düşüneceksin hayatta. Benim teyzem vardı mutfak, yani yemeğini pişirirken önce kendine bir tabak koyar mutfakta yani. Kendim canlı kanlı olacağım da çocuklara evet, bakacağım derdi. Evet, doğru söylüyor. Yani ben hani bazı anneler var, ben yemeyeyim sen ye. Olmaz ben ki yemeyeyim. İki gün sonra sen açlıktan öldüğünde o çocuklar da kalır orada. Evet, işte koçun yaşam sloganında bu var. Önce kendini halleder, ondan sonra çevresine yardım eder. Ama çok da iyi kalpli, çocuksu insanlardır. Çok çabuk gaza gelirler. Hani hadi yürü, yürü koçum dedikleri olay belki de budur. Hadi yürü koçum dediğin zaman kesinlikle o işi yaparlar. Ben koçları gerçekten çok seviyorum. Çünkü onlarla enerjim çok iyi tutuyor. Ateş burcu insanlar olduğu için seviyorum. Ama koçlarda bir de inadı tuttu mu, hayır dediler mi? Yani yerinden kıpırdatamazsın. Israr etmeyeceksin demek ki o zaman. Beyninin kabul etmediği işe ya evet demez. Fakat garip bir kıskançlıkları da vardır. Özellikle çocuksu kıskançlıkları. Çocuk küçük gençliklerinde biraz kıskançtırlar. Yaşları ilerledikçe o duygu biraz arkada kalabilir ama zaman zaman depreşebilir. Özellikle koç erkekleri. Öyle mi? Tabii ki koç erkekleri. Ben şimdi kendimi düşünüyorum da pek benzetemedim. Sende yok ama Mars insanı. Mars biliyorsun. Evet. Öfkedir. Kıskançlıktır. Evet, aynı zamanda akrebin yöneticisidir. Yani siz 9 gezegen içinde bana kıskanç bir gezegen... Ben bula bula akreple koçu seçmişim ama mesela. Ama yok sende. Ya sen aşmışsın bir sürü. Sen türünün öyleysin. Ailemden dolayı. Tabii ki işte aile. Belki de daha farklı bir ailede doğsaydın, hırslı bir ailede ya da böyle hani garip aile, işte kızım çalış bak, komşunun kızı ne kadar çalışkan, şu ne kadar diye, belki senin o özelliklerini ortaya çıkarır. Ben birisiyle kıyaslanmaktan hiç evet, hoşlanmadım ben, hayatım boyunca. Kıyaslamamışlardı. Dadım vardı, beni bir kuzenimle kıyaslardı. Ondan sonra o iyi kızdı, ben kötü kızdım. Hiçbir zaman da hoşlanmam kıyaslanmaktan. İyi ki de kötü kızmışım. Koçu zaten kıyaslamayacaksın. İnadına inadına yapar. Kıyasladığın şeyin tam inadını yapar. Ha. Tabii ki. Koça mesela bir genç kız büyüyor. Koç kızım işte kısa giyme, şunu giyme. Ertesi gün onun daha kısasını giy. O zaman uzun giyme diyeceksin. Uzun giyme diyeceksin. Zaten peki koç çocukları nasıldır? Bari çocukları da anlatalım. Çok bağırır, çağırır. Çok bağırır, çağırır. Doğdukları anda hastaneyi kafasına geçirirler. Mama abur cubur yerler. Çünkü onu sever, iştahlıdır koçlar. Her şeyi yerler ama sürekli hareket halinde oldukları için de hiçbir zaman kilo almazlar. Hatta anneler en çok koç çocuklarını doktora götürdükleri zaman şöyle der. Yiyor, yiyor doktor bey, doktor hanım hiç kilo almıyor. Ne güzel işte, daha ama ne istiyor? Yani en güzel istiyor. Evet, harekette adrenalinleri yüksek, çocuklar devamlı hareket halinde. Bir de koç burcu çocuğuna oyuncak verdiğiniz zaman kırar döker. Daha ilk günden merak eder. Mekanik şeylere çok düşkün oldukları için kısa bebeğin gözünü, saçını keser, gözünü oyar. Şeyse, oyuncaksa motorunu söker. Yani sonuç olarak koç çocukları çok zor büyür. Annesini ileride ah sen küçükken böyleydin dedirten çocukların çoğu da koçtur.
Aa, doğru ya. Benim bir koç sevgilim vardı. Annesi bana demişti ki ben bunu büyütene kadar neler çektim sen biliyorsun. Düz duvarı tırmanıyor. Ne çekti acaba demişti. Düz duvarı tırmanıyor. Çok yaramaz demişti. Bir de meraklı olurlar çok. Ya merak benim... iyi bir şeydir ama sordukları soruların cevaplarını vermesi lazım annelerin büyük ama zaten çabuk mi? Öğrenirler. Ve senin sorduğun cevabın sonunu dinlemezler. Benim büyük oğlumun yükseleni koç. Hani bebekken, çocukken misafire şöyle bir çay götürürken tepeden küt diye bir inerdi. Ne zaman çıkmış tepeleri o şeyler duvarlara, o kapıların üstlerinde falan gezerdi. Ha, koçlar. Demek benim sabırsızlığım ve birilerini fazla dinlemeyi sevmem ama ondan kaynaklı. Kesinlikle. Sıkılıveriyorum hemen konuyu değişiyorum. Kitabın sonu. Kesmesene kızım benim anlattığım bir şeyleri de bir kere diyor yani. Ama sonunu hemen tahmin ediyorsun. Ama şey oluyor yok ya sonunu değişim. Çocuk bana bir şey anlatıyor bir şey soruyorum. Tam anlatırken mesela aa işte kedilerden bilmem biri de bilmem ne yaptı bugün diyorum filan. Sıkılıveriyorum o konudan başka konuya atlıyor kafam. İşte koç. Cinnet geçiriyor bu arada anne. Fakat çok başarılı koçlardır. Bir işi bitirir hemen bir başkasına geçer. Ayran gönüllü oluyoruz biraz. Yani ömrü boyunca 8-5 mesaisi onlara göre değildir. Günün her saatinde farklı işler yapacaklar. O yüzden ben koçlarla çalışmayı çok seviyorum. Yaratıcı oluyorlar. Her şeyi böyle bir anda yaratıp değiştirip değiştirebiliyorlar. Konseptler çok fazla. Yani ben koçla çok güzel enerji tutturabiliyorum ama koçların öfkeli kısmına denk gelmeyeceğim. Gözlerinden ateş çıkıyor o zaman. Bir de çok yıkıcı oluyorlar ama galiba hemen unutuyorlar ve karşısındakinin de onu unuttuğunu farz edip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor konuşmaya. Fakat bir şey var. Mesela kalabalık bir toplulukta gelişmemiş bir koç her an her şeyde kavga çıkarır. Hani gittiğiniz bir yerde sinema koltuğunu bulamazsa, bileti yoksa, yok işte burada masa yoksa, orada gürültü varsa, trafik tıkanmışsa, hani böyle trafikte böyle hemen camı açıp da hop kardeşim bu ne araba falan diyen muhakkak koçtur. Hemen böyle bir arabada olunca siz koç musunuz diyor. Sonra karşı taraf nereden bildiniz? Bu arada muhabbete başlıyor. Anında bağırdığını çağırdığını unutuyor. Öyle durumlar da oluyor. Yani koç insanlarıyla yaşamak çok zevkli, çok güzel ama her an her şey değişecekmiş gibi hareket edeceksin. Eğer çünkü bir saatinize uymayacağı için koçla birlikteyken her an her şey olabilir. Her an bulunduğunuz yer çökebilir. Bir anda birine sinirlenebilir. Siz bir yerdeyken tuvalete gitmişseniz çıktığınızda sevgiliniz biriyle kavga ederken görebilirsiniz. Ya da adam yoktur ya da kız yoktur biriyle kapışmıştır. Ne oluyoruz derse muhakkak koçtur. Yani koçların böyle İdaresi zor o zaman. Çok zor ama çok akıllı insanlar. Ama yine de büyümeyen çocuklar. O yüzden evet şeymiş dahi burcuymuş değil mi? Yani kova ile koç diyorlar. Astrolojinin en zeki iki burcu. Kovalar, koçlar, biraz yaylar, akrepler. Yani her burcun şeyi farklıdır. Bence 12 burcun içinde en akıllı zekiler akrepler. Öyle mi diyor? Sana akreplerin... öyle geliyor. Kovalar genius. Kovalar daha çok teknolojik insanlar. Ama akrepler derin insanlar. Dur akrebe gelince anlatırsın evet, onu. Evet yine biz her zaman geçeriz. Akrebe daha çok var. Akrebe daha çok var. Koçla ilgili başka? Koç modayı takip etmeyi sever. Ama koçlar genelde büyük objeleri severler. Tek takarlar. Mesela koç kadınları çok değişik geometrik şeyler giyebilirler. Asimetrik şeyler giyebilirler. Bazen çok maskülen giyinebilirler. Ama onun seksi de giyinebilirler. Modu neyse onu giyerler. Ama genelde koçlar çok uzun saçtan hoşlanmıyorlar. Kısa saçtan hoşlanır. Özellikle kadınları. Kısa saç onları rahat hareket ettirir. Maskülen bir yapıları olduğu için saatlerce o saçlarla bukleler uğraşamazlar. Hemen böyle çok rahat bir saç modeli. Hemen böyle çok hızlı yapabileceği bir makyaj. Hemen üzerine bir şey giyecek ama giydiği şeyler de asla rastgele değildir. Rastgele seçilmiş ama son derece kombinasyon şeylerdir. Hani sorarsınız bunu nereden pratik buldum? Oluyorlar demek çok, ki. Çok zekiler, pratikler. Her modada zekiler, işte zekiler. Zekalarını her konuda çok güzel yansıtırlar. Koç insanıyla el ele tutuşup istediğin yere gidebilirsin ama akşam kavga çıkarma ihtimaline karşı dizi film izlemiş gibi bir gün geçirirsin. Yani sen şunu niye yapmıştın, bunu niye yapmıştın? Orada sen onu söylemeyecektin, sen karışma. Şöyle diye inanılmaz konular vardır. Koçla hayatın nasıl geçtiğini anlayamazsın ama koçların evlilikleri çok kısa sürer.
Uzun süren evliliklerde muhakkak bir akrebin boğanında. Benim tanıdığım var. Bazı adamlar var mesela. Yükseleni boğadır. Ha, olabilir. Yükseleni kesin boğadır. Bununla nasıl evliliği nasıl sürdürdü acaba diye düşünüyorum. Ayran gönlünden kurtulup filan da. Adam ayran gönlünü, kadını ona mı uyduramıyordun? Yok yani hani koçlar ayran gönüllüdür diye. Ha, şeydir o. Flörtleri vardır. Ha. Flörtleri vardır çünkü. Ha, söyle de koç kocası olanlar buradan şimdi kocasının hayatını didiklesin bir güzel. Didiklesinler bence. Didiklemeyin, boş verin. Güvenin kocanıza. Yükseleni boğadır. O kadar böyle halim salime. Öyle, ya ben yine de koçların böyle karısının dibinde çok oturan koç görmedim. Evde bile hareketlidir. Bir yeri kurcalar, çekmece kurcalar, bir şey yapar, tamirat yapar. İyi işte, ne güzel. Güzel işte ama evin düzenini de bozar. Aklına bir şey gelir, ben burayı değiştir. Çektim. Kadıncağız der ki daha dün yeni temizlendi, temizlikçi geldi, orasını indirme, oradan bir şey akar, buradan bir şey. Hayır, oturur güzel tamirat yapar. Ben çok karı koca kavgalarında pazar günlerini koç erkeklerin gereksiz yerleri kurcalayarak eşlerine iş çıkardığını biliyorum. Kadın diyor ki pazar günü arkadaşlarımla buluşacaktım, gidemiyorum. Neden? Benim koca var ya, mutfakta şey söküyor, tamirat yapıyor. Bıraksın söksün, ne olacak? Söksün. Yani ama kadın eğer boğaysa, kadın eğer balıksa, yengeçse, evinde hep düzen, temizlik istiyorsa olmuyor. Başaksa evet. Özellikle. Benim boğa bir arkadaşım ayrıldı öyle sevgilisinden, evi dağıtıyor fazla diye. Dağıtan koç muydu yoksa? Aslandı. Ne fark eder abi? Ateş. Öyle şey mi olur be? Evi dağıtıyor diye. Adam saçmalığa şöyle bir şey, bak nereden nereye geldik. Adam eğer evde bir şeyi kurcalayamıyorsa eş, bir şey tamir, o ev kendine aitmiş gibi hissetmiyor. Ondan sonra sevgili buluyor. Sevgili de diyor ki hayatım benim musluğum akmıyor, şöyle oluyor. Kadınlar musluk tamir ettirirken, mutfak düzeltirken, bilgisayarını düzeltirken adamları kapıyorlar sonra. O yüzden kadınlara hep söylüyoruz. Kocanız bir şeyi dağıtıyorsa bırak evi dağıtsın, onu tamir etsin, indirsin, kaldırsın, söksün. Onunla yani evde oyalansın. Çünkü dışarıda onu evinde tamirat yaptıracak çok kadın var. Ha, ona göre kocalarınıza sahip çıkın. Koç erkekleri. Evini. Hatta bozup bozup hayatım gelir şurasını toparlar mısın? İşte ben bunu beceremiyorum. Kütüphanenin bilmem nesi bozuldu. İşte alt tarafı banyonun mutfağı su kaçırıyor. Bir şeyler bulun. Ha, tevekkeli değil. Ben hep kendim yapıyorum bu tamiratları bilmem neleri dağıtmayı, toplamayı evde. Yani yükselelim koç. Tabii. Ama bu çok seviyorum evle uğraşmayı. Yanlışlıkla işte koç erkeği olsaydın daha da güzel olacakmış. Evet, yarı erkeğim zaten fark etmez. Ama koç kadınları da tek başına badana yapan koç kadınları bilirim. Tek başına salonun eşyalarını, yerlerini ya değiştiren. Ben işte boyun fıtığım her seferinde azı kollarım uyuşuyor ondan sonra. Bir bakıyorsun sabah başkadır, akşam başka ev, evde can sıkıntısından. Eğer dışarıda çalışmıyorsa bir koç kadını kesinlikle evin içine allak bullak yapıp düzeltiyordur. Ne güzel ama işte her gün yeni bir insan. Dışarıda çalışan, şimdi ofiste çalışan koç kadını da çok yaratıcıdır. Kadın ya koç erkeği hiç fark etmez. Onlara reklamcılık işleri vereceksin ya da mühendislik işleri. Tamirat yapacaklar, program yapacaklar. Makine mühendislikleri onlara göre. Kadınlar da ofiste yaratacaklar. Reklamcılık, çizim, bir yerlere gidecekler. Yani ofiste çok kalmayacaklar. Açık havada dolaşacaklar. Spor, özellikle beden eğitimi öğretmenlerin çoğunun Koç burcu olduğu gözleniyor. Yani ben hep bakıyorum da hep beden eğitimi ya da ne bileyim spor salonlarında çalışan öğretmenler, öğretmenlik yapanlar hepsinin genelde burçları koç oluyor. Hmm. Sporla çok içli dışlılar. Ralliciler özellikle koçlar. Daha bir sürü koç var. Daha çok mesleği. Ahçı görmedim koçta. Öyle mi diyorsun? Ama varsa da vardır. Pratik tabii. Yemeklerde belki öyledir. Evet. Koç insanı çok pratik ya, uzun uzun mutfakta uğraşmaz. Hani kalkıp da işte öyle çok değişik yemekler yapmaz. Klasik yemekleri sever ama önüne koyulursa da yer yani. Ne bulursa yer. Hatta yedikten sonra yemek nasıldı diye bilmem, çok iyiydi herhalde yedim. Nasıldı falan diyebilirler. Damak tatlarıyla çok fazla böyle içli dışlı değillerdir. Kafa yapıları sürekli çalıştığı için eğer yemeğe düşkün Venüs boğadaysa içinde ne varsa yemeğin malzemesini bile bilirler. Hmm. Venüs'ünün boğada olması lazım.
Jüpiter boğadaysa ve bazen yemeği abartabilirler. Hani böyle yavaş yavaş kilo alan koçlar varsa yükselenleri su grubu olabilir. Venüs birinci evlerinde olabilir. Boğa burcu olabilir. Ha, evet. İyi. Başka? Evet, daha başka sor bakalım aklına neler geliyor var koçla yani? İlgili öyle çok şey var. Bir saat anlatmayalım canım bir burcu. Şimdi ha. Hani çok genel özelliklerini anlattın, unuttuğumuz bir şey mesela var. Mesela koç kadınları evleniyorlarsa gelinliklerini çok fazla böyle abartılı istemezler. Böyle bütün gece dans edip zıplayacağı bir elbise seçerler. Gene hani başlarına böyle şapkalar çıkarırlar. Düğün sonuna doğru eğer gelinliğinin bir parçası eksikse, bir şeylerini çıkarmışsa muhakkak koç kadını ayakkabılarını falan fırlatmışsa ya da böyle düğün masası şeyinde otururken ara sıra ayakkabısını çıkartıp böyle bir şeylerini çıkartıp takılarını rahatlamaya çalışıyorsa kesin koçtur. Yine bir düğünde böyle bir bayan, yani gittiğim düğün salonu işte düğünde bir biri vardı. Yine tanımadığım bir düğünde bir arkadaşım geline gidip sorar mısın koç mu dedi. Nereden bildin dedi. Ne oldu ki koç dedi. Peki kocasının burcu ne? Aslan dedi. Onlar çok iyi anlaşacaklar. Kadın kızcağız dedim teker teker takıları çıkarıyor. Ben de öyle sıkıntılıyım. Sen de öylesindir. Yani, bakıyorum teker sıkıntıya teker. Sıkıntıya gelemeyiz. Kesinlikle. Koçlar ve yükselen üzerlerinde koçlar. Çok ağır taşımak, metal taşımaktan hoşlanmıyorlar. Yani kuş gibi hafif olacaklar. Zıplayacaklar, hoplayacaklar. Hareketlerini kısıtlayan hiçbir şey istemezler. Hani yengeç kadınları böyle şeyleri çok severler. İş çamaşırlarını, jartiyerler, korseler falan. Koç kadın ne varsa atar üstüne. Mümkünse hiçbir şey. Zombi atlet yeter diyorsun. Çok seksi oluyor koç kadınları. Ben hiç kendimden biliyorum. Yani üstlerine fazlalık istemiyorlar. Yani çok fazla teferruatlı iç çamaşırı ya da teferruatlı mayo. Hani vardır ya kadınlarımız süslü şurasında tokalı mayolar. İşte şurasında kurdeleli falan. Yok, koç kadını mümkünse bir tane bir şey bağlasın girsin. Mümkün değil yani. İşte koç iyi, hayatı güzel yaşıyorlar demek yani ki. Free yaşamayı yani ağırlık sevmiyorlar. Hayatlarında da ağırlık sevmiyorlar zaten. Çünkü öyle akraba ilişkileri çok fazla yoktur. Giderler, gelirler. Töreler neyse onları yerine getirirler. Evlerine geldikleri zaman da şöyle derler. Oh, bu iş de bitti. Çok şükür hallettik. Annemi de gördük, babayı da gördük. El de öptük, şunu da yaptık, bunu da yaptık. Hatırlarını da sorduk. Hemen üstlerinde fırlatıp atarlar. Çok rahat bir şeye giyip böyle yan gelip yatarlar, rahatlarlar. Ama oturdukları yerde de devamlı ince hesaplar. Yarın şu işim var, haftaya bunu yapmam lazım, şunu görmem lazım. Hemen telefona sarılırlar. Ve çok ilginçtir. Koçla yaşamak eğlencelidir. Evet, bakarım mesela Türk sinemasında ya da yabancı yani sinema dünyasında da çok koçlar vardır. Ben bir Nurgül Yeşilçay'ı biliyorum. Evet, çok severim. Çok iyi de arkadaşım. Yani çok iyidir o koç ama onun bir yükselinde balık var. Balık farklı bir şey tabii. Onu daha bir sanatsal. Ama onun serseriliği o koçtan geliyor. Ay burcuda kova. Şeylerinden, koçluktan geliyor. Ben işte koçun, koç kadınları zaman zaman çevresiyle iletişimlerini keserler ama. Bazen böyle bir anda uzaklaşırlar. Bazı girdikleri çevreye dalarlar. Hemen eşleri, dostları bizi unuttun, işte neredesin, niçin aramıyorsun. Ya aklımdasınız da şu anda çok meşgulüm. Aslında sizi unutmadım deyip o serzenişi çok güzel paketlerler. Akıllı insanlar. Evet, insanı. Öyle sitem bitem sevmezler. Yapmayın. Ya, hani öyle işte koç kadınları, koç erkekleri işte anneme bu hafta gideceğiz, bu hafta kayınvalidemler en sinir olduğu şeyler, cümlelerdir. Onlara gününü programlamayacaksın. Eşlerin bir tanesi koçsa, öteki başka bir burçsa koç eşi programlama yapmayacaksın. Koç anında pazar günü annesi gelecektir ya da evde bir kayınvalide yemeği yapılacaktır. Koç erkeği çıkar. İstanbul için söylüyorum, Eminönü'nde bir alet parça arar. Yok, bilgisayarın bir parçasını arar. Eşi arar. Annemler geldi, hadi yemeğe seni bekliyoruz. Ben dur geliyorum, akşama yemek bittikten sonra döner. Aynı ben. Yemin ederim ben. Ciddi misin? Mesela bir davet oluyor. Ha? Önceden o davet olduğu gün hevesleniyorum. Ha. Aa, kesin giderim diyorum. Ha. Ama davetin geldiği gün gitmek istemiyor canım. İstemiyorsun. Onun için de hani ilerisi sorulduğu zaman bana diyorum ki şu anda onu düşünmek istemiyorum. O vakit geldiğinde bunu düşünürüm. O vakit geldiğinde. Çünkü o anda canım ne isteyecek? Benim için önemli olan o. Programsız. Bir hafta öncesinden canımın ne isteyeceğini nereden bileyim? Bencillik değil mi bu? Bencillik.
O ama zaman bence doğru yaşam. Koçlar bencil o zaman, evet, bu çıkıyor. Değil dedik mi zaten? Egoları da yüksek. Olabilir. Ama işte böyle güzeller. Olabilir. Hani ayıp şimdi mı? Hayır, bir de şöyle bir şey var. Aslında doğru yaşıyorlar bir yerde de. Çocuk da gibi diyorsun işte. Çocuklar da öyle değil mi? Sen çocuğa bir hafta sonrasının planını yaptırabiliyor musun? Niye yapsın bir insan? Bir hafta sonra yaşayacağın garanti mi ki? O an geldiğinde, ama tabii bir davet olunca, resmi bir olay olunca, bir düğün olunca, o anda işte hadi biz evlenelim deyip o anda evlenemediğin için önceden planlıyorsun. Ama bence koçlar plana pek uymuyorlar yani. Kesinlikle, zaten plana uydukları anda modları düşüyor. Evet. Ondan bir daha o verimi alamazsın. O parlak enerjisi gider. O yüzden koçla mutlu olmak istiyorsan anlık, spontane yaşayacaksın. Evet, ve böyle spot ışıkları gibi yanarlar, pat sönü, yanarlar sönü. Yani güzeldir. Ben koç insanlarıyla seninle yıllardır geçindiğimize göre yükselen koç olduğum seviyoruz için. Koçları. Seviyoruz koçları. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.